Amerika'ya bir dönelim. Amerika'da ve aslında birçok dünyada da herkesin takip ettiği bir konu var ki o da kayıp denizaltı. Titanic'e turistik geziye giderken kaybolan denizaltı. Biz bu konuyu dün ana haberde aslında bir uzmanla birlikte denizaltıda ne kadar oksijene bağlı olarak ne kadar dayanabilir oradaki insanlar diye konuşmuştuk. Nasıl akıbeti nasıl olmuştur diye konuşmuştuk. Şimdi bir de Cinar Medya Grubu ABD temsilcisi Ali Çınar'a dönelim. Orada ne konuşuluyor diye soralım. Ali Çınar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Duygu, iyi yayınlar diliyorum. Peki ben hemen sormak istiyorum. Önce sendeki son bilgiler ne bu kayıp denizaltı ile ilgili? Artık oksijen bakımından sanırım umutlar tükendi, öyle mi? Aslında Duygu, 5 dakika önce çok sıcak bir gelişme yaşandı. Amerikan Sahil Güvenlik bir açıklama yaptı ve Titanic enkazının yakınında bir enkaz bulunduğunu açıkladı. Ama bu enkazın acaba bu denizaltı kaybolan ve aranan denizaltı olup olmadığı belli değil. Ama bir enkaza rastlandığı ve bulunduğu açıklandı. Pardon, ve Türkiye saatiyle 23'te sahil güvenlik bir basın toplantısı yapacak ve biz de detayları burada daha çok göreceğiz. Peki şimdi yani o enkaz denizaltına mı ait bilmiyoruz ama peki içinde bulunan o 5 kişiyle ilgili bir açıklama yapıyorlar mı? Mesela artık umutlar tükendi deniyor mu? Şimdi yaklaşık 4 saat önce zaten 96 saatlik oksijen süresi bitmişti. O nedenle umutlar zaten çok tükenmiş durumdaydı. Yani 5 tane yolcunun hayatta kalması oksijensiz çok ve çok zor. Zaten 5 gündür de bulunamıyordu. O nedenle şu anda Amerikan Sahil Güvenlik'ten yapılan açıklama çok önemli. Acaba bu enkaz denizaltıya mı bağlı? Acaba denizaltı patladı ve enkaz parçaları mı bulundu? Birçok soru işareti var ama yaklaşık 2 saat sonra biz bunların cevabını da bulacağız. Ama dediğim gibi yolcuların 96 saatten sonra oksijen alamamasından dolayı hayatlarından umudu kesildiğine dair artık Amerikan medyasında da çok net bilgiler geçmeye başlamıştı. Umutsuz bir bekleyiş vardı. O nedenle gözler Türkiye saatiyle 23'teki bu basın toplantısına gelmiş durumda. Tabii denizaltıya baktığımızda Duygu 670 santimetre uzunluğunda, 280 santimetre genişliğinde ve 250 metre santimetre yüksekliğinde, yani ufak bir denizaltı. O nedenle bu şu anda tespit edilen bulunan denizaltının parçaları mı veya buna mı ait olduğu ile ilgili tabii birçok soru da var. Çünkü çok küçük bir denizaltından bahsediyoruz. O nedenle meraklı bir bekleyiş şu anda basın toplantısı için gözler çevrilmiş durumda Duygu. Ali Çınar, şöyle kısa da bir soru sorayım. Bu teknik olarak bu değerlendirmeler bir yana dursun, aşağı o kadar derinliğe inebilir miydi, inemez miydi? Ama sanırım bu denizaltı ile ilgili daha önceden bu yolculukla ilgili bazı eleştiriler varmış. Dolayısıyla bu noktada şimdi orada o denizaltında giden insanlar belki bunu kabul ederek gitti ama belki aileleri ya da yakınları çok belki farklı o sert açıklama yapıyordur ya da bir şekilde orada konuşulanlar vardır. Bununla ilgili bir şeyler var mı? Bir tartışma var mı? Tabii var. Tartışma var ama sonuçta ticari bir turizm diyebiliriz. Yani Titanic'in battığı yere 250 bin dolar bir sadece kişi başına ödeyerek böyle bir turu alıyorlar ve önceden de bu turlar olmuş. O nedenle yolculuğu kabul edenler bir imzalayarak, hayatlarını riske atarak kabul ediyorlar ve ciddi bir miktar veriyorlar. Tabii sözleşmenin içeriğini bilmiyoruz ama muhakkak bir tazminat hayatını kaybettiklerinden dolayı olacak. Büyük ihtimalle buna benzer artık turların bu bölgede yasaklanması söz konusu olacak. Yani hem yasal hem de tur sektörü içinde birçok soru işareti var ama tabii ki aile yakınları çok kızgın. Şunu belirtebiliriz, yolcular kendi gönül rızalarıyla gittiği için tabii ne kadar da şirketi suçlayabilirler. Bu da soru işareti. Şunu belirtebilirim, 2018 yılında bu şirkette, yani denizaltı şirketinde çalışan eski çalışanlar şirketi suçlamışlar. Yani güvenlik
anlamında bazı sıkıntılar olduğu dinlendirilmiş ama çok tedbir alınmamış muhakkak ki bir zafiyet olabilir. Ama baktığımızda da maalesef böyle bir üzücü durum ve şu anda da 3 tane farklı ülkenin arama kurtarma ekibiyle sona gelinen bir durum var. Dediğim gibi basın toplantısı da artık netleşecek eğer bu enkaz denizaltıya aitse. Değilse de arama çalışmalarının devam edeceği belirtiliyor. Oksijenleri bitse bile yine bir süre daha devam edeceğiz açıklaması yapmıştı Amerikan Sahil Güvenlik Duygu. Peki Ali Çınar, çok teşekkür ederiz.